to go to Igor Ibrahim Altay, Mayor of Konya and UCLG President. Birlikte çok taraflı sistemimizin bu hedefleri hükümetler arası diyalog yoluyla atılacak somut adımlarla hayata geçmelidir. Bugün savunduğumuz çok taraflı sistem, vatandaşlarımızın seslerinin daha güçlü yükseldiği ve anlaşıldığı bir sistemdir. Hakkaniyetli ve dirençli bir şekilde değişime öncülük edebileceğimize inanıyoruz. Küresel belediye hareketi, uluslararası... Bu nedenle teşkilatımız, BM Genel Sekreterinin bu zirve kapsamı... Ancak yerel ve bölgesel yönetimlerin karar alma masasında ayrı bir statüye sahip olarak... Değerli Genel Sekreter Yardımcımız Amine Muhammed'in her zaman desteğini yanımızda hissediyoruz. Dün Türk Evi'nde çok güzel bir toplantı. Bu nedenle zirvenin daha iyi bir yarın için çok taraflı çözümler arayışına sadık kalacağını desteklemekte. Ayrıca çok taraflı sistem için yapılan ortak gündemimiz çağrısının küresel karar alma masasında temsil edilmesi gereken milyarlarca insana ve kendi vizyonuna sadık kalması gerekiyor. Zamanı geldiğini düşünüyoruz. Bu dönüşüme olan sarsılmaz inancımız ancak hepinizi saygıyla selamlıyorum. First of all, thank you so very much, not only for the report, but especially for the very... Bu güzel buluşmanın hem şehirlerimiz hem de vatandaşlarımız adına hayırlarla vesile olmasını diliyor. Katılım sağlayan tüm konuklara teşekkür ediyorum. Sayın Guterres'in yerel yönetimlerle ilgili söylediği sözler hepimizi cesaretlendirdi. Umuyorum ki bu toplantılardan elde ettiğimiz neticeler yerel yönetimlerin masanın etrafında daha çok yer almasını sağlayacak bir neticeye ulaşır. Konuşma yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Konuyu çok güzel özetlediler. Özellikle öne çıkan üç şey hakkında hepimizin ortak kanaati olduğunu ifade etmek isterim. Birincisi, artık konuşma zamanı bitmiştir, eyleme geçmeliyiz. İkincisi, yerel yönetimler olmadan çözüm üretmek kesinlikle mümkün değil. Üçüncüsü de finansa erişim konusunu hep birlikte çözmemiz gerekiyor. Daha kapsayıcı ve çok taraflı bir sistem çağrımızın temelinde gezegenimizin sorunlarını çözmek için ortak hareket etmek ve birlik olmak yer alıyor. Bugün savunduğumuz çok taraflı sistem, vatandaşlarımızın seslerinin daha güçlü yükseldiği ve anlaşıldığı bir sistemdir. Yerel ve bölgesel yönetimler olarak halkın güveninin korucularıyız. Yüklendiğimiz yükümlülüklerle eşitliği, kalkınmayı, barışı, adaleti, birlik ve beraberliği sağlamak konusunda oldukça önemli bir noktadayız. Bu anlamda dünyanın birçok noktasında gerçekleşen savaş ve acılara son vermek için de el ele vermeliyiz. Bizler bugün burada vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir dünya sunmak için çalışırken, maalesef Gazze başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında kan ve gözyaşı hüküm sürmektedir. Özellikle İsrail rejiminin masum Gazze'lilere yönelik sürdürdüğü soykırım bugün kalbi barış ve kardeşlikle atan tüm insanlığı derinden yaralamaktadır. Uzun yıllardır sistematik olarak sürdürülen, yaklaşık bir yıldır da çocuk yaşlı demeden masum on binlerce Filistin'in hayatına mal olan bu soykırım karşısında sessiz kalmak ne bugün inşa etmeye çalıştığımız vizyona ne de insanlık ahlakına uygun değildir. Son olarak 26 yaşındaki Türk ve Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi'nin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilere karşı katıldığı protestoda şehit edilmesi, İsrail'in ulaştığı vahşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu katillerden bunun hesabını mutlaka sormak gerekiyor. Unutmayalım ki sessiz kalmak, zalime imkan vermek, zulme fırsat vermektir. Tüm insanlığın huzur içinde yaşayabileceği bir dünya inşa etmek istiyorsak, bugün bu katliama ses çıkarmalı ve suçluların adalet önünde hesap vermeleri için el ele vermeliyiz. Kamu hizmeti aktörleri olarak kurmuş olduğumuz yapısal entegrasyonumuz son derece kritik öneme sahiptir. Bu uyum, işbirliğini güçlendirerek önemli değişikliklere yol açabilir.
Ancak yerel ve bölgesel yönetimlerin karar alma masasında ayrı bir statüye sahip olarak deneyimlerini dile getirmeleri için küresel görünürlük ve alan elde etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle zirvenin daha iyi bir yarın için çok taraflı çözümler arayışına sadık kalacağını ve zirvenin sonunda kabul edilen Gelecek Paktı'nın yarının çok taraflı sisteminde önemli bir adım olacağına dair umudumuz hala yüksektir. Bu bağlamda hükümetler arası süreçlerde yerel ve bölgesel yönetimlerin özel bir statüyle siyasi aktörler olarak tanınması ve Birleşmiş Milletler ile sürekli etkileşimlerinin önemine dair önerimizin kabul edilmesini savunmaya devam ediyoruz. Bu zirvenin 2030 yılına kadar kalan birkaç yılda küresel hedefleri hızlandıracak bir kilometre taşı olarak hatırlanması için küresel karar alma masasında temsil edilmesi gereken milyarlarca insana ve kendi vizyonuna sadık kalması gerekiyor. En iyi sonucu umut etmemizin sebebi iyimserlik değil, gerçekliktir. Çünkü bu yolun en doğru yol olduğunu biliyoruz. Bunun gerçekleşmesi için uluslararası sistemi ve ulusal hükümetleri, yerel ve bölgesel yönetimlerin mevcut BM mekanizmalarına resmi olarak katılımını sağlamaya davet ediyoruz. Organize bir teşkilat olarak 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerelleştirmek için çalıştığımız ortak misyonumuzu yerine getirmekte kararlıyız. Sözlerimin sonuna gelirken Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve değerli yardımcısına destekler için şükranlarımı sunuyorum. BM Genel Sekreteri Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu içinde teşkilatımız adına çalışan meslektaşlarıma daha kapsayıcı, ağa bağlı ve etkili bir çok taraflılık inşa edilmesi için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Thank you very much, Mayor, President of UCLG.